Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Damızlık güvercinlerimizi açtık. Dışarı saldık yani hav almaları için. Şimdi de içeri girip yavrularımıza bakalım. Yavrularımız 8-10 günlük oldular. Yani biri 8, diğeri de 10 günlük oldu. Yumurtalarımız da vardı. Dün bir tane burada yumurta vardı. Bir de burada vardı ama başını becermişler yumurtanın. Ne oldu bilmiyorum. Bugün de bunlar ikinci yumurtayı yapmışlar. 18 gün sonra çıkacak yavrularımız. Bunların ikinci yumurtasını yaptıklarında alıp bunların altına koyacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Çünkü bunların bu güvercinlerin yanında yaşı 11-12 falan. O yüzden onlara baktırmayacağım. Bunların altına koyup onlara baktıracağım o yavruyu. Yavruları daha doğrusu. Bu güvercinimiz, bu yavrumuz buradaydı, üstteydi. Ben bunu üstten aşağıya indirdim. İyi bakılmadığı için bu yavrumuz alttaydı. Aralarında 2 gün var. Ama bu öbürünü geçti. 2 gün daha ufak olmasına rağmen. O yüzden ben de alttakini yukarı ve üsttekini de aşağı indirdim. Dün yapmıştım ben o değişikliği. Dün akşam. Dün akşam üstü daha doğrusu. Gördüğünüz gibi iyi bakılmış burada. Kursağı dolu. Bu da aynı şekilde iyi bakılmış. Hatta bu yavruyu da diğerini yanına indirelim. Bir yan yana görelim ikisini de. Arkadaşlar. Şöyle öne alalım. İkisini de. Gördüğünüz gibi bu 2 gün daha küçük olmasına rağmen öbürüne yetişti ve hatta daha önde de diyebiliriz yani neredeyse. Diğer zayıf kaldı biraz. Yine de iyiler. Sağlık durumları iyi. Bu arada zemin içine çöktü. Bırakalım yavruyu. Evet. Izgaranın üstüne basmıştım. İçine çöktü ızgara. Dur lan orada artık, tamam. Evet. Sağlık durumları gayet iyi ikisinde. Büyümeye devam ediyorlar. 8 ve 10 günlük oldular. Bakalım yavrularımızı çekip atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve damızlıklarımız burada. Yumurtanın sahibi, evet. Şu erkeği yumurtanın ve yumurta yapışmış altına. Videoda görünüyor mu? Evet görünüyor. Yumurta parçalanınca yapışmış altına. Kuş değişik değişik hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Yumurta kabuğunu alacağım oradan. Videoyu sonlandırdığım zaman. Bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Bunları ben uçurmuyorum arkadaşlar. Bunların hepsi damızlık. Tabi yavru olanlar da var. O yavruları da öbür kümese alıp orada uçuracağım. İkinci kümesim var. Uçurduğum kümes. O kümesi de göstereyim. Buradan. Uzaktan yani. Diğer kümesimiz arkada. Orada. Uçurduklarım orada. Şu an orada 21-22 tane falan var. Uçuramıyorum hepsini tabii ki. Tüy değişiklikleri için. Tüy işi bitmedi hala. İşte son bir haftaları, 10 günleri var aşağı yukarı. 10 gün sonra bitecek. Tüy işi bitmiş olanlar var. 3-4 tane. Onları uçuruyorum her gün.
hatta yine geldi altıma. Yumurta kabuğuyla birlikte. Yumurtayı nasıl kırdınız lan? Bak bak. Hareketlere bak. Damızlık ihtiyar bir erkeğimiz bu. 13 yaşından fazla. Yavru alıyorum ama yumurta alıyorum ama yavru baktırmıyorum pek onlara. Öbürlerinin altına atıyorum. Genç olan damızlıklarımız da var. 3-4 yaşında olan, 2 yaşında olanlar da var. Yavrularımız da var tabii. Buradakilerin içinde yavrular da var. Şöyle birkaç tane zoom yapıp gösterelim. Şunlar yavrular arkadaşlar. Yeşil boncuklu olanlar. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yeşil boncuklular. Şu Arap olan yavru. Şu inen yavru. O yavru. Diğer Arap yavru. Evet. Şunlar yavru. Şöyle. Hepsi damızlık değil yani. Arka tarafta 21-22 tane kuş olunca buradan oraya götürmedim. İyice doldu zaten o kümes. Duruma göre orası eksildikçe buradan oraya götürüp uçurmaya devam edeceğim. Tavuklar, tavuklar ne yapıyorsunuz ya? Yukarı çıktılar. Acıktı bunlar da. Yemleme yapacağız. Bunlara da. Biraz arpa buğday vereceğim. Daha sonra da otumuzdan atacağım biraz. Önlerine doğru. Bihter kızımız burada. Hava soğuk olduğu için çıkmıyor içeriden. Yemeğini verdim. Biraz yedi, biraz bırakmış. Ekmek var, yumurta var. Yoğurt. İşte o şekilde bir karışım. Birazdan yine haşlanmış etim var biraz. Ondan vereceğim üzerine. Bunu verdim ki önden yesin diye birazcık. Yoksa diğer türlü direkt eti verince onlara bakmıyor pek. Eti yiyor. Ötekileri bırakıyor. Ben de o yüzden ilk önce yoğurt, ekmek, çarçurt karıştırıp öyle veriyorum. Eti de zaten yiyecektir. Her türlü eti yer yani. Aç olmasa da yine yer. Oğlumuz orada. Onun da karnı acıktı. Üşüyor bir de. Hava soğuk şu an. 10-11 derece falan. Açık ama yine de hava soğuk bayağı. Dün gece -4'ü gördük. Artık havalar soğumaya başladı. Neyse arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.